A açısı 60 derece olan bir ABC üçgeninde BC 6 olduğuna göre çevrel çemberin yarı çapı demiş ya. Şimdi bir üçgen çizelim şöyle 60 derece. Çevrel çember arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Burada merkez olsun. Şöyle çapı şey çapı diyorum. Merkez açı çevre açının iki katı olacak. Aynı durumda BC A burası, B burası, C burası olmak üzere 6 olduğu için tabii ki yarıçaplar birbirine eşittir r r r kök 3 haliyle 6 olduğu için r de arkadaşlar 2 kök 3'tür D şıkkı. 2 kök 2 ve 4 verilmiş. Burada arkadaşlar aslında şu açıyı bilmeniz gerekiyor. Niye biliyor musunuz? Sonuç itibariyle burayı böyle tamamladığımız zaman 90 derece olduğu için şu yay yine merkez açıdan 90'dır. Geriye kalan yay kaç derece olacak? Şöyle tamamı buranın 270 derece. Demek ki burası 135 dereceymiş. Böylece 135'i de gördüğüm için şöyle bir dik üçgene tamamlarım. 45 derece 2 2 haliyle buradan AC olur. 2 Burası da 6 olduğu için 4 artı 36 eşittir 40. kök 40 olduğu için kök 2 de biri kök 20 çünkü yarıçapları eşit AAA kök 2 üçgeni. Bu şekilde cevap C şıkkı olur. 2 kök 5. Bu da arkadaşlar şimdi şöyle olacak. Merkezden bir TT dikindireceğiz. Uzunluk sorusu sonuçta. Yine böyle merkezden dik indiriyorum. Haliyle R, 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 R. K, 15 vermiş. Böyle uzatacağım. Çemberde uzunluk sorularında iki çember birbirine teğetse hemen şunları da bir birleştirmek gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir OT diyelim. E, yarı çap 12 olduğu için bakın BC 13. O zaman AD de 13, KT de 13, 13 eksi R olur. KC 15 ise burada TC de 15'tir. Şunu sileyim ki hani engellemesin görmenizi. Sonra yarı çap 12, burayı da bilmiyoruz R. Artık bu üçgende özel üçgen bir deneyelim olmazsa bakarız. 8, 15, 17 olması için R'ye 5 versem tutuyor mu? Evet 13 eksi R 8, 5'ten 8 oluyor. TB zaten 15. Böylece yarı çap 5'miş arkadaşlar C şıkkı. Arkadaşlar üst üste koyacak şekilde yapayım bakın. Sarı şöyle rengi de seçeyim buradan. Sarıyı almışız böyle buraya yapıştırmışız gri'nin üstüne ki bakın gri'nin tamamı görünmüyor. Şimdi bu arada şuna da dikkat edelim lütfen. Ben eğer şu açıya alfa dersem bu açının da alfa olduğuna dikkat. Burası da beta olarak dursun. O zaman burası da beta olur. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Alfa artı beta 90 olduğu için aslında şuradaki artık yeni durumda arkadaşlar. AOD açısı 90 derece olur. Sonra kırmızı kısımda alıp buraya nasıl yapıştırılmış? Şöyle kırmızı alıyorum. Bu da arkadaşlar böyle yapıştırılmış ve e burası da beta olduğuna göre z'ler birbirine eşit olduğuna göre demek ki paralelmiş. Haliyle paralellikten dolayı h noktası arkadaşlar 90 derece olur. Artık şöyle büyütüyorum sadece buraya odaklanalım çünkü. Bundan sonra da şurayı bana 3 kök 5 olarak vermiş. Burayı 3 vermiş. Dik üçgen 45'ten 9 çıkarırsak 36. Demek ki AH 6. Şimdi şu uzunluğa A dersem. Böylece arkadaşlar yarı çap ne oldu? A artı 6. Bundan sonra bir de e, şurası yarı çap olduğu için. Dikkat edin lütfen. O da bir yarı çap sonuçta. A yarı çap A artı 6 ise buraya da A artı 3 olur. Yarı çap zaten buradan A artı 6. Ve COH üçgeninde bir pisagor. Şöyle burası A dedik. Buraya a artı 3 dedik. Buraya da a artı 6. 9, 12, 15 üçgeni gördünüz mü? Haliyle arkadaşlar bu c, h, o üçgeninin yani turuncu bölgenin alanını soruyordu. 12 çarpı 9 bölü 2'den 54 geldi. Cevabımız buradan bir bakayım bir a şıkkıymış. Teğet için arkadaşlar şöyle önemli bir durumu var. Bakın buraya alfa dersek Yöndeş açıdan burası da alfa olur. Şey yöndeş açı diyorum. Aynı yayı gören çevre açı. Haliyle arkadaşlar beta dersem. Bakın ADB üçgeninde açılar. Alfa artı beta. Bir de biz şuraya teta diyelim. Şimdi ABC üçgenine lütfen dikkat. Bir açı alfa bir açı beta. O zaman şuraya da karalayıp tamamına bir teta diyorum. Bundan sonra betanın karşısı 10. Betanın karşısı 15. Büyük üçgende benzerlik oranı 2 bölü 3. Alfa'nın karşısı 14 küçük üçgende, alfa'nın karşısı büyük üçgende x böylece 21 olacak. E şıkkı. Çemberin yarıçapı sorulmuş. Merkezden şöyle bir dik indiriyorum. Buraya r diyeceğim. Sonra yine buraya da dik indireceğim. Buraya da r diyeceğim. Şimdi arkadaşlar r ve r. Bundan sonra e, temel benzerlik yorumuyla yapabiliriz ya da tanjant alfa falan filan hangisi hoşunuza giderse. Alfa beta diyorum. Buralar 90 olduğu için bakın burası da alfa. Burası da beta. Şimdi tanjant alfa bu üçgende r bölü 9. Tanjant alfa bu üçgende 6 bölü r. E, 54 eşittir r kare oldu. R de buradan 3 kök 6 geldi. E şıkkı. Arkadaşlar tabii ki dik üçgen çizip şöyle pisagorlarla iş hallederiz bayağı. Şimdi 12 bir buçuk daha 12 şey 12 yarım daha 12 buçuk olacak. O zaman bu çemberin yarıçapı 12 buçuk. Haliyle Pisagor'dan 25'in yarısı, 24'ün yarısı 7 24 25. O zaman 7'nin yarısı burası da arkadaşlar 7 bölü 2 yani 3 buçukmuş. 12 buçuktan 3 buçuk çıkarırsak böylece x'e de 9 kalır, değişik olur. Şimdi arkadaşlar soruyu tabii ki yapacağız. Y ve X'i bulacağız. Daha doğrusu aslında bizden bir nevi yarı çapı bekliyor. Ve şu dik beyler bizim için önemlidir. Hep söylediğim şey. Dik ve olunca sağına soluna bir alfa beta yapmak lazım ki bazen benzerlik bazen eşlik yapalım. Burası beta. Burası da alfa oldu. 90'ların karşısı aynı olduğu için eş üçgen. Alfanın karşısı 17 ise burada TC 17. Betanın karşısı 7 ise 7. Şimdi buradan da bir EO yarıçapı çekersek bakın 7 24 ve 25 oldu yarıçap. O zaman X 8 oldu. 25 olması için sonra da burasının da 25 olması için 7 var. Demek ki 18 olması lazım şu BT'ye de 1 kaldı. Y'yi de 18 gördük. 18 8 toplamları 26 B şıkkı. Çemberler içten teğetse hemen merkezlerini birleştirmeliyiz. Şöyle birleştiririm bakın. Büyüğün yarıçapı 16 olduğu için buraya 4 kalır. Buraya da 8. Şunu da karalayayım artık görmemize gerek yok. Bir de küçük çember bakın C noktasında madem teğet oradan da bir dik indiriyorum. Burası R. Burası R. Doğrusal olduğu için OD, O1D. Böylece arkadaşlar 8-R kalacaktır. Ve küçük çemberin yarıçapı 3 olur. Çünkü 3 verince 3, 4, 5 üçgeni geliyor. Pisagor yapmaya gerek kalmadan A şıkkını bulduk. Şimdi arkadaşlar paralel kenar olduğu için bir kere karşılık kenarlar birbirine eşit. Ona dikkat etmemiz lazım. Ee, sonra çemberde paralel iki kirişin arasındaki bu kirişler de birbirine eşittir. Bu yüzden EB de eşit olur. Şuraya da bakın 5 dememiz lazım. Çapı gören çevre açı 90 derece. Böylece bakın bu üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısı. 5 çarpı 13 bölü 2 e ab'nin alanı 2 ile çarparsam paralel kenarın alanı olur. Böylece cevap 65 a şıkkı. İstediğiniz gibi iki kirişi daha doğrusu birleştirebilirsiniz. Sonuçta ab kirişi eğer arkadaşlar bu şekilde toplamı cd ile 180 yapıyorsa birleştiririm. Böyle bakın yine 180 olur. Geriye 180 kalır haliyle çapı gören çevre açı 90 dereceden bakın gördüğünüz gibi gerçekten artık 90 derece olur. Burasının 6 olduğunu bildiğim için de 45, 36 daha 81 çap buradan 9 geldi. Bu şekilde belki önceden de gördüğünüz bir ezber soru modeli kirişleri birleştirebilirsiniz çemberin içinde. Dörtgene şöyle büyükçe bir çizeyim. Sonra arkadaşlar ee, A, B, C, D diyelim. Ve bize 8 3 verilmiş. B, C, D 7, 7, verilmiş. A merkezli 7 santim yarıçaplı bir çember. Şöyle. Yine burada da sonra arkadaşlar B merkezli 7 santim çaplı bir çember çizeceğiz. Bundan sonra neye dikkat etmemiz gerekiyor ona bakalım. Şimdi tabii gerçi bunu şöyle bir düzelteyim ya yani o kadar da şey olmaz orası. Biraz daha böyle küçük çizip AD çaplı bir çember, öbürü de böyle B merkezli, BC yarıçaplı bir çember. Bizden bu kesim noktasının böyle bakın e, AB'ye olan uzaklığını istiyor. Şimdi şuna dikkat etmeniz lazım. AE bir kere 7 santim. E burası da arkadaşlar 7 santim. E burada ikizkenar bir üçgende tabana inendik tabanı 2'ye böler. Demek ki şöyle 4 kök 3 yine 4 kök 3 olacak. 49'dan 48 çıkarsa 1 kalır. Böylece E'nin AB'ye uzaklığı 1 olacak arkadaşlar. Pisagor sorusu oldu aslında ikizkenar üçgenden A şıkkı.